Sırada ilişki uzmanı Gül Konur Alp var. Bakalım Gül Hanım bizlere neler anlattı? İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Kıbrıs turumuzda bugün Gül Konur Alp ile birlikteyiz. Gül Hanım nasılsınız? Çok mersi. Hoş geldiniz Kıbrıs'a. Teşekkür ediyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Evet, ben tiyatro kökenliyim. Bir tiyatro mezunuyum. Sanat aşığıyım ama hayat bizi çok kanallı bir televizyon gibi yönetiyor. Ben de pek çok dalda çalışmalar yaptım, lisanslar aldım ve bunlardan bir tanesi de sağlık sektöründe çalışıyorum şu anda uzun yıllardır. Ve ilişki uzmanlığı konusunda hayatta nasıl, nelerle mücadele ediyoruz? Yani tıpkı bir karakter yaratmak gibi, onun içine girmek gibi hayatın bize getirdiği sorunlarla, tıkandığımız noktalarda nasıl baş ediyoruz? İşte bu noktada takıldığımızda, tıkandığımızda size profesyonel bir yol arkadaşlığı yapıyorum. Profesyonel olduğum konuda. Teşekkür ediyorum. Efendim, ilişki uzmanlığı alanınızı ele alacak olursam, bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz? Dediğim gibi, karakter yaratmaktan yola çıkıyorsunuz. Sizin içinizde pek çok duygu var. Sizi yöneten duygular, sizin hayatınızda baskın olanlar, sizin karakterinizi belirliyor. Ama size hiç ait olmayan bir noktada bir katili, belki bir şizofreniyi oynarken bu duygulara nereden ulaşacaksınız? Bunların tohumları içinizde olabilir ama asla aktif değiller. İşte insan muazzam bir varlık. Ve insanın içinde takıldığı tüm sorunlar, tüm engeller, hayatın ona sunduğu çerçeveler, onun yolunu, yönünü, gidişini ya da gidemeyişini, engellerini belirliyor. Bu noktalara baktığınız zaman hayat aslında bana, benim sahip olduğum yeteneklerle bu noktada hizmet vermeme merakımla, ilgimle, belki de genetik kodlarımla buraya taşıdı ve öğrenmek asla bitmeyen bir yolculuk. Her daim öğrenmeye, okumaya, kendinizi geliştirmeye devam ettikçe hayat size ışıklar sunuyor ve bunlarla beraber de yol arkadaşlığınızda kimlerle beraber çalışacağınıza karar verme yetkisini elinize alabiliyorsunuz. Gerçekten de çok ilginç. Bir insana, bir ilişkiye yön veriyorsunuz ve bu çok büyük sorumluluk gerektiren bir iş. Aslında ilişkiye yön vermiyorsunuz. Sizin içinizde takıldığınız engeller neler? Bizler takıldığımız tüm engellerin aslında neler olduğunu biliyoruz. Aşmamız için üçüncü bir göze, bir perspektife ihtiyacınız var. İşte ben size sorular sorarak, size ayna tuttuğum zaman aslında siz nereye gitmek istediğinizi, neden gidemediğinizi görüyorsunuz. Bir arkadaşınızla, dostunuzla, eşinizle, akrabanızla konuştuğunuz zaman size sadece kendinden yola çıkarak tavsiye verir. Ama bir uzman, bir koç asla size tavsiye vermez. Tavsiyeyle hiçbir yere gidemeyiz. Ama sizin varmak istediğiniz yere, sizin kaybolmuş hedeflerinize neler olduğunu size fark ettirebilirsem, farkındalıklarınızı güçlendirirsem, işte bu noktada ben sizin yol arkadaşınız, seçtiğiniz doğru kişi olabilirim. Efendim, güzel düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum size. İlişkilere yoğunlaşalım. İnsanlar ne gibi sıkıntılarla geliyorlar size? Hayatın her yönünde sıkıntı yaşayabiliriz. Arkadaşlarınızla, işinizde patronunuzla bir mobbinge maruz kalıyor olabilirsiniz. Sevgilinizle, eşinizle, kocanızla, flörtünüzle aşamadığınız sorunlar, anlaşma dilinde problemler olabilir. Bir evliliğe hazırlık sürecinde olabilirsiniz. Gerçekten birbirinizi tanıyacak iletişimde misiniz? Yoksa gününüzü gün edip, kafelerde görüşüp, sinemalara gidip ya da neyse günün şartları onu yaşayıp geleceğe, ortak hedeflere bakmayı unuttuğunuz bir noktada mısınız? Evliliklerin ilk yıllarında yaşanan krizleri yaşamaya doğru mu gidiyorsunuz? Yoksa kocanız sizi aldattı, sevgiliniz bir anda ortadan kayboldu, ghosting dediğimiz olaya mı şahitsiniz? Yoksa evin içerisinde görünmez bir kimlik mi oldunuz? 20 senelik evlisiniz ve eşinizle belki de hiçbir diyaloğunuzun kalmadığı bir ev arkadaşlığından bile daha soğuk bir ortamda mısınız? Yoksa aldatılıyor musunuz? Aldatıldınız mı? Görünmezden mi geliyorsunuz? Tüm ilişkilerde ve iletişimlerde takıldığınız engelleriniz her neyse, işte
Ne zamanki kendinizi çaresiz hissediyorsunuz, ne zamanki ben bunlarla baş edemiyorum diyorsunuz, o zaman birlikte çözmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sağlıklı, mutlu, keyifli iletişimlerden vazgeçmeyin. Ruhunuzu beslemekten, kişisel gelişiminizden asla ödün vermeyin. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, Gül Hanım'la çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bakalım sırada hangi röportajlarımız var?